Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Nasıl girdin içeri? Ah Halide. Aptal Halide. Başını yine ne belalara soktun sen? Hı? Serap. Ne saçmalıyorsun yine? Çık çiftliğimden. Yoksa jandarma çağıracağım. Çağır. Halide, Ekrem seni bir davete götürdü mü? O davette Amerikalı bir mühendisle tanıştın mı? O mühendisten İncirlik Üssü'nün planlarını çaldın mı Halide? Ekrem bu planları kopyalamış olabilir mi Halide? Ekrem'de olan planlar, sen suçu ona attığın için bu odaya gizlenmiş olabilir mi? Vatana ihanetle yargılanırsın Halide. En iyi ihtimalle müebbet yersin. Ya da ibret alem olsun, bir daha kimse yapmasın diye asarlar seni. Yalan söylüyorsun. Hem benim bu işle hiçbir alakam yok. Planlar bu odada. Sen büyük kulüpte zehir beklerken o sakladı. Yerinde bir tek ben biliyorum. Olamaz böyle bir şey. Nereye koydunuz? Nerede? Boşuna uğraşma, bulamazsın. Hayatın benim ellerimde Halide. Jandarma o planları bulduğu vakit kimse seni dar ağacından kurtaramaz. Tamam Serap. Ne istiyorsan yapacağım. İyi o vakit. Hadi gidiyoruz. Ne gitmesi? Nereye gidiyoruz? Teklifin bu hali de. Benimle geleceksin. Benden aldığın her şeyi geri vereceksin. Ben de sana planların yerini söyleyeceğim. Çıldırdın mı sen? Jandarmalar yolda diyorsun. Ya biz dışarıdayken gelir planları bulurlarsa? Sen bulabildin mi Halide? Merak etme, onlar da bulamazlar. Bak Serap, saçmalıyorsun. Burada benim hayatım söz konusu. Oyun oynamaya vaktim yok benim. Ne dersen yapacağım diyorum sana. Söyle şu planların yerini. Pazarlık yapacak durumda değilsin Halide. Ya şimdi benimle gelirsin... ya da jandarmalarla hapse gidersin. Serap dur. Tamam. Bekle. Ne istiyorsan yapacağım. Ama önce planların yerini söyle. Bu mümkün değil Halide. İyi ama jandarmaların planları bulamayacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Belki de bulur Halide. Benim tek emin olduğum senin başka bir çaren olmadı. Ne istiyorsan yapacağım. Hadi gidelim. Önce oğlumu alacağım. Ay bir bağırış çağırış oldu. Sonra birden sustu bunlar ya. Çıkıp bir baksak mı acaba? Sus, sus, kaynama gene. Karışma sen onların işine. Ay yavrum.
Serap, acele et. Yasin, Ali'yi Teneke Mahallesi'ne götür, anama verirsin. Hadi ne duruyorsunuz? Duymadınız mı? Yasin Ağa, ne diyor Serap? Baş üstüne Serap Hanım. Çocuğu hemen götür. Hadi anam, ne oluyor? Ona bak Gülzar. Birazdan buraya jandarma gelecek. Ne yap ne et onları oyalı. Bilhassa da çalışma odasına çıkmamasını sağ ol, anladın mı? Yasin Ağa, bize de bir araba buluver. Baş. Hayırdır, yüzün gülmeye başladı. Yakında seninle ahbaplığımız bitecek Kemal. Ama hiç de fena koğuş arkadaşı değildin. Benden bu kadar. Salacaklar mı seni? Hapishane akılsızlar içindir. Sen arka tarafa, kimse kaçmasın. Siz ikiniz şu tarafa. Siz de evi arayın oğlum. Her yeri didik didik arayın. O planlar bu evde bir yerde. Her tarafı arayın. Ay komutan, hayırdır inşallah? Ne oluyor? Halide Hanım nerede? Halide Hanım zamanan çarşıya çıktıydı. Daha dönmedi. İyi, gelirse haberim olsun. Komiserim, kapı kilitli. Anahtarlar nerede? Evin anahtarlarını Halide Hanım aldı da gitti çarşıya. Artık o ön döndüğü zaman. Kır oğlum, kır kapıyı, kır. Kır çabuk. Ay bir saniye, dur kırmayın. Kapı kırılır mı ya? Ya onların yedekleri vardır müştemin hatta. Yedek anahtarı vardı, niye söylemiyorsun peki kadın? Git getir çabuk. Emredersin komutan. Ben de sizi bekliyordum Serap Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Suat Bey. Sizden istediğim vesikaları hazırladınız mı avukat bey? Hepsi hazır. Hangisiyle başlayalım? Önce Muzaffer Ali'nin vesayetiyle başlayalım lütfen. Buyurun Halide Hanım. Vesayetten feragat dilekçesi. İmza atmanız yeterli. Bir pürüz çıkmaz değil mi? Halide Hanım'ın yasal olarak Muzaffer Ali'nin vesayetini 10 gün içinde reddetme hakkı vardı. Şimdi yeni vasi tayin edilecek. Şimdi işimiz oldukça kolay. Kemal Bey ile sizin evleneceğinizi ibraz edeceğiz. Bu durumda üzerinize atılı iffetsizlik ithamından da aklanmış olacaksınız. Ne? Doğru duydun Halide. Ama her şey sırasıyla değil mi? Şimdi diğer dilekçeyi verin lütfen. Ne yapacaksınız? Çabuk yapın. Ama biraz yavaş olun yani. Rica ediyorum ama. Alt kat aradık, hiçbir şey bulamadık komutanım. Aramaya devam edin oğlum. O planları mutlaka bulacaksınız.
Halıların altına bile bakacaksınız. Aramaya devam edin. Emredersiniz komutanım. Ama biraz yavaş olun. Çok rica ediyorum yani. Hülasa olarak Kemal Şahin'in beni vurduğuna dair verdiğim ifade tamamıyla iftira ve yalandır. Kemal Şahin'in vurulmamla hiçbir alakası yoktur. Şahsın serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bitti mi? Gidiyor muyuz? Hayır Halide, daha bitmedi. Halide Hanım'ın boşanma dilekçesi Suat Bey. Emredersiniz. İmzala bakalım. Kemal'e askıntı olduğunu artık yeter. Suat Bey, bütün bu dilekçeleri lütfen savcılığa iletin. Bağıştın Serap Hanım. Çıkalım Halide. Nereye gidiyoruz? Daha bitmedi mi? Bütün imzaları attım işte. Serap, söyle şu planların yerini. Asla söyleyemem. Çiftliği senden almadan hiçbir şey söylemem Halide. Ramazan! Ramazan koş! Hayrola ya? Ali'yi nenesine getirdim. Allah Allah, niye ki ne? Halide Hanım vesayetten vaz mı geçti yoksa? Ay yok canım, nerede onda o vicdan? Cemşir Efendi, Zehra Bacı. Aydın Zehra teyze. Allah'a şükürler olsun. Hayret yani, o kadın nasıl gönderdi bebe? Serap Hanım gönderdi onu size. Güllü kaçırdım yoksa? Yok, Halide Hanım da oradaydı. Bundan sonra burada kalacakmış. Allah Allah. Dur bakalım, yakında çıkar bunun kokusu. Bak, gel, gel, gel. Sen bizim mahalleye mi geldin ya? Asker, komutan gelmedi mi hala? Hayır. Nerede kaldılar? Çoktan bulmuş olmaları lazımdı. Yarın sabah çiftliğe geri dönüyorum. Bu senin çiftlikte son günün Halide. Yeter artık Serap. Ne istiyorsan yaptım işte. Söyle şu planların yerini. Seher jandarma hemen bulabilsin diye planları çekmeceye koymuş. Ama ben onları kimsenin bilmediği bir yere sakladım. Planları nereye sakladım biliyor musun? Muzaffer'in gizli kasası. Doğru mu? Yalan söylüyorsun. Hayır, söylemiyorum. Oğlumun üzerine yemin ederim ki planlar orada. Kasanın yerini de sadece sen ve ben biliyoruz. Bir de şifresini. Ama yerinde olsam acele ederdim. Çünkü komutan o kasayı bulmadan bırakmayacaktır. Dinç Aslan çiftliğine gidiyoruz. Acele edin. Thank you.
Her tarafı ara. Ne var? Ne oluyor burada? Ne arıyorlar? Gümü arıyorlar. Allah'ını seversin Yasin ağa, ben nerede bileyim ne arıyorlar ya? Laftan da anlamıyorlar zaten. Dalan ettiniz dedim her yanı. Sen dışarı çık diye kovdu beni komutan. Hep bir afra, hep bir tafra yani. Ortalığı da batırdılar. Tübeler olsun. Nerede kaldı bu Halide Hanım? Daha az lütfen. Acele edin biraz. Merak ettim. Oh. Oh, kokusunu özledim. Kızım, nasıl oldu bu? Halide'yi halt ettim sonunda. Oh, Güllüm. Halide Hanım, cendermeler her yeri dalan ediyorlar. Komutan ne oluyor burada? İzah eder misiniz lütfen? Hakkınızda ihbar var Halide Hanım. Evimi bu şekilde arayamazsınız. Merak etmeyin, arama iznimiz var. Ne aradığınızı da öğrenebilir miyim? Siz ne aradığımızı gayet iyi biliyorsunuz. Komutanım, üst katları aradık. Henüz bir şey bulamadık. Çalışma odasını aradınız mı peki? Aradık komutanım. İsterseniz siz bakın. Komutanım, bahçe tarafında bir ateş yakmışlar. Ne? Oğlum siz ayakta mı uyuyorsunuz? Şu anda planları yakıyor olabilirler. Buradan bir yere ayrılmayın Halide Hanım. Çabuk, çabuk! Ne yaktınız burada? Ne yakacağız? Çer çöp yapıyoruz komutanım. Devam edin.
Aradığınızı bulabildiniz mi komutan? Kapıda bekleyin Halide Hanım. Yardım et oğlum. Sakıncası yoksa bu kasanın şifresini öğrenebilir miyim? 060551. Yeğenimin doğum tarihi. Ben çıkıyorum ana. Fazla gecikmem. Siz de artık yavaş yavaş toparlanın. Çiftliğe dönüyoruz. Çiftliğe mi dönüyoruz? E o kadın ne olacak? Halide artık bize zarar veremez. Merak etmeyin. İyi. Güle güle kızım. Hadi gözünü adın, çıkıyorsun. Nihayet. Sen değil Ekrem Çeliker, Kemal Şahin, sen çıkıyorsun. Ben mi? Nasıl? Ben bilmem, orasını yukarıda anlatırlar. Komutan gelmedi mi hala? Yok, olsa söyleriz değil mi? Ekrem, sen iyi bir koğuş arkadaşıydın. Bir de ne demiştin? Hah. Hapishane akılsızlar içindir. Halide Hanım, verdiğimiz rahatsızlık için kusura bakmayın. Anlaşılan fena halde kandırıldık. İyi günler. Size de iyi günler. Haydi oğlum. Sizinle sonra hesaplaşacağız. Allah Allah. Ne hesabı varmış yine bizle? Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Aldırış edin. Thank you.
seni salacaklarını biliyor muydun? Biliyordum. Halide şikayetini geri almış. Söylediklerim iftira falan demiş. Biliyorum. Seni nasıl özledim bilsen. Ben de seni Kemal. Ama artık bu kabus bitti Kemal. Her şey geride kaldı. Muzaffer Ali'yi, çiftliği, her şeyi geri aldım. O şeytan çoktan hapsi boylamıştır. Artık bize zarar veremeyecek. Nasıl Güllü? Nasıl yaptın bunları? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Ya vallahi meraktan çatlayacağım. Ne oldu? Nasıl oldu da Güllü bebesini geri alabildi anlamadım. Güllü de hemen kine Halide Hanım'ın bir açığını yakaladı ki... öyle yani, yoksa başka türlü yani. Kemal! Kardeş sen nasıl çıktın ya? Halide şikayetini geri almış. Onu vurmadığımı söylemiş. Nasıl nasıl? Ay gözünüz aydın o vakit. Sen de Ali'ye kavuşmuşsun. Kavuştum ya. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi sen benim dezemi vuruyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun. Nasıl oluyor ki ne bu? Ramazan. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Halide'yi vurman bir hataydı. Ama kardeş ne yapayım işte, gözüm döndü. Sen benim as arkadaşımsın. Halide yüzünden aramız bozulmasın bundan böyle. Halide benim dezem. Ama sana bana ettikleri edilecek şey değil vallahi. Bazen böyle düşünüyorum da ben de olsam herhalde dellenirdim. Allah affetsin ama öyle yani. Kemal. Geçmiş olsun, demek çıktın. Sağ olasın. Oh, bütün sıkıntılar geçti bitti. Şükürler olsun. He. Aloş'te. Ya ben bir şey anlamadım. Öyle mi? Neyi anlamadın Hafız? Yemin ediyorum çok merak ediyorum şimdi. Halide Hanım'a size kim ihbar etti? Ne ihbarı Kabak Efendi? Ne diyorsun sen? Ya siz burada hani kaçtıktan sonra... Halide Hanım geldi, tenekeliğe bas bas bağırdı. Yerini bilene, söyleyene tam 50.000 kayme vereceğim dedi. Biz sizi gammazlamadık ama demek ki biri sizi gammazlamış. Kim acaba? Cemşir aç. Allah'ıma şükürler olsun. Meraktan öldüm Cemşir. O herif sana bir şey yaptı sandım. Gelsene. O işi hallettim.
O dürzü bundan sonra sana bir şey yapamaz. Allah senden razı olsun Cemşir. Cemşir, ben senin gibisini görmedim. Kimse senin gibi sahiplenmedi beni. Allah affetsin, anam babam bile. Sağ ol Cemşir, sağ ol. Makar, bir başına sılan sumana. Ben yok. Başından beri benim gözümün içine baka baka yalan söyledin. Bundan sonra sana güvenemem. Seni bir daha görmeyeceğim Asuman. Sen de bundan gelip benim karşıma çıkma. Yapma Cemşir, yapma. Ne olur yapma. Şimdi gitme. Ne olur gitme. Yapma. Gitme. Affet beni Cemşir, affet. Gitme şimdi. Ben bilemedim Cemşir'im. Kimse senin gibi sevmedi beni. Ne olur, ne olur şimdi yapma. Ne olur gitme. Yine sev beni, döv, söv, ne yaparsan yap ama affet. Ne olur gitme şimdi. Ne olur. Asuman. Ben senin için kaç yıllık karımı kendi evinden kovdum. Eşkıya gibi mahalleyi kabağın elinden aldım. Irkatların nafakasını çaldım. Tüm seni mutlu etmek, rahat ettirmek için yaptım bütün bunları. Ama bütün bu yaptıklarından önemlisi neydi biliyor musun? Seni ne kadar sevmişim. Nasıl sevmişim Asuman. Kendi öz kızımı, torunumu kaybetme pahasına can düşmanıma kanmaz adım. Şimdi devam. Bütün bu yaptığım şerefsizliklere rağmen senin yalanlarını unutup nasıl seninle beraber olabilirim? Seni affetsem kendimi affedemem Asuman. Madem öyle yürü git. Yürü git yoluna. Ben bir gün gelir borcumu öderim. Gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok artık. Nerede kaldın kızım? Meraktan öldüm. Merak etme ana. Kemal'in yanındaydım. Ana. He. Kemal kurtuldu. Kurtuldu mu? Çok şükür. Babam nerede? Az biraz dolaşacağım dedi. Çıktı gitti. Beni çağırmışsınız. Çağırdım. Gel, otur şöyle Gülzar. O kağıtlar eve nasıl girdi Gülzar? Hangi kağıtlar hanımım?
Yasin Ağa'ya da seyyar bacıya da sordum. Onların hiçbir şeyden haberi yok. Geriye bir tek sen kalıyorsun. Benim de bir şeyden haberim yok hanımım. Öyle mi? Ay! Öyle mi Gülizar? Biri bu eve giriyor, bir yerlere kağıtlar yerleştiriyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok, öyle mi? Vallahi benim bir şeyden haberim yok hanımım. Lütfen bırakın. Seher buraya nasıl girdi? Ha? Seni nasıl ikna etti? Bana ihanet etmen için ne yaptı, ne dedi Gülizar? Yoksa o kağıtları sen mi yerleştirdin bir yere? O yapmanı da sen mi yaptın? Yok hanımım. Gerçekten benim hiçbir şeyden haberim yok. Yani ben hiçbir şeyi yerleştirmedim. Bak Gülizar, bana doğruyu söylersen belki seni affederim. Ama yalan söylemeye devam edersen kendini kapının önünde bulursun. Sokakta kalırsın, anladın mı? Kağıtları Seher Hanım koydu. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne kağıdı koyduğunu bile bilmiyorum, yemin ediyorum. Demek Seher koydu. Sen de bunu benden gizledin. Halide Hanım beni tehdit etti. Ekrem Bey'i tutuklamışlar, idamla yargılanıyormuş. Dedi ki sen de Ekrem'in yanında olduğun için sen de ipe gidersin dedi bana. Aferin. İstediğinde doğruyu söyleyebiliyormuşsun değil mi Gülizar? Kalk! Sen kim olduğunu zannediyorsun, ha? Bana nasıl ihanet edersin Gülizar? Bütün bunları yapıp bu evde kalabileceğini mi zannediyorsun? Aptal mı sandın sen beni, ha? Hanımım! Hanımım durun. Allah aşkına yapmayın. Çık Yasin. Tamam. Hepiniz çıkın! Terbiyesiz! Nankör! Terbiyesiz! Gülizar, ne oldu sağ böyle? Niye ağlıyorsun kız? Aman yoksa Halide Hanım sağa da mı çemkirdi? Kovdu beni. Ha? Yine kovuldum içimlikten. Allah'ım, ne kadersiz kadınım ben. Vah canım, vah canım. Hala ağlama, geç şöyle. Komutan, abimi hala serbest bırakmadınız. Neler oluyor, öğrenebilir miyim? Yerinizde olsam daha fazla beklemem Seher Hanım. Komutan, abimi görmek istiyorum. Lütfen izin verin. Pekala. Götürülmeden önce kısa bir süre görmenize izin verebilirim. Götürülmeden mi? Nereye götüreceksiniz abimi? Siz burada bekleyin. Siz birazdan çağırırlar. Planları bulabildiniz mi? Maalesef Ekrem Bey, planları bulamadık. Çiftliğin her tarafı alt üst edildi. Ancak söylediklerinizi doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunamadı. Siz Halide Şahin'e iftira attınız. Doğru değil bu. Planlar orada olmalı. Eğer bulamadıysanız doğru dürüst aramamışsınız komutan. Ekrem Çeliker, İncirlik Üssü'nün planlarının çalınmasına dair tek şüpheli sizsiniz. Bu da sizin dokunulmazlık belgeniz. Teşkilatla görüşmeliyim. Derhal Ankara'ya telefon açmak istiyorum. Beni burada tutmaya yetkiniz yok. Merak buyurmayın Ekrem Bey. Çok yakında sizi teslim almaya gelecekler. Davanız Ankara'da görülecek. Yerinizde olsam rahat bir uyku çekerdim bu gece. Bundan sonra uyuyamayacağınıza aşikar. Komutan.
peki paran neyin var mı canım? Yok. Hiçbir şeyim yok. Önümden altınlarım vardı, şimdi o da yok. Cız cıbılda kaldım ortada. Ah yavrum, ah. Dur hele bakayım. Kızım dur hele ağlama. Az birikmişim vardı, bir şey değil ama seni azıcık idare eder. Yok, olmaz. Ağlamam. Kız nasıl, ne demek o ağlamam? Ben senin anan değil miyim? Hiç mi hakkım yok? Al şunu. Ah, anam babam. Ah, bacım. Nereye gideceğim ben? Hemen koyuverme kendini. Rabbim müşkülde olanların yanındadır. Bulursun bir çaresini. Sen hala burada mısın? He? Yasin'a, at şu kadın çiftlikten. Ama hanımım, bu mazlum gecenin bu vaktinde nereye gider? Seyyare bacı, sen de onunla gitmek istemiyorsan sus. Merak etmeyin. Gidiyorum. Bir daha da yüzümü göremezsiniz. Baba, nerelerdeydin Allah aşkına? Hiç. Biraz dolandım öyle. Ne oluyor size? Yahu çiftliğe gidiyoruz dedim size. Sevinsenize. Sevindik kızım, sevindik. Aa, ana. He. Şu Asuman'a da haber verelim, çiftliğe gelsin ha, olmaz mı? Ya olmaz. Öyle değil mi Cemşir? Biz o kadını çiftlikte istemiyoruz. Öyle değil mi? Lüzum yok. Heh, lüzum yok kızım. Biz her işi hallederiz. Her şeyin bir yolunu buluruz. İyi madem siz bilirsiniz. Kemal'in elini sıkmakla iyi yetin Ramazan. Burada olduğum hayat ne acayip değil mi? Yani Kemal'le Nezen birbirlerini deli gibi seviyorlardı. Sonra kardeşim çark bir döndü. Şimdi kanlı bıçaklı oldular. Allah Allah. Artık'ın Kemal'den boşanır Zahar. Bak kızım maşallah ne kadar büyüdü değil mi? Bir hayli vakit geçti be Ramazan. Bak kızım. Şimdi bizim babam için neden? He. Bak nasıl da tepiyor. Gel bak. Bak mı? Gel bak. Gel gel. Yemin ediyorum var ya, acayip tekmeliyor ha. Bu aralar pek bir hareketli. Kesin erkek olacak. Öyle mi diyorsun, erkek mi diyorsun? İçim öyle doğuyor. Bak kızı. Erkek olursa benim babamın adını koyar mı? Olur, koyalım. Ay. Ne oldu kız? Ay. Kız ne oldu? Ay Ramazan. Ne oldu kız? Ay Ramazan sağ.
sancı girdi. Ne de girdi? Sancı bebek mi geliyor şimdi hiç? Gelmemesi lazım. Gelmemesi lazımsa sancı niye giriyor? Kurban olsun. Daha vakit var. Ramazan daha vakit var. Gelmemesi lazım. E şimdi ne olacak? Bakacak. Allah'ını seversen kurban olun bir şey söyle. Ramazan koş. Nereye koşuyorsun? Koş ebeye haber ver. Ebeye koş. Ayağım. Tamam dur. Geliyorum. Bakize senin ebe kim? Senin ebe kim? Bakize. Ramazan beni delendirme. Git Hacer'e haber et. Hacer'e haber ver. Ramazan durma koş. Tamam Hacer haber ver. Ebesi. Hacer. Yemin ediyorum baba oluyorum. Allah'ım yemin ediyorum baba oluyorum ya. Kız Hacer. Sağlık. Hayırdır Ramazan? Ya hayır. Ebe bulmamız lazım bizim bir tane, biliyor musun? Bak bize doğruyu kız. Ebe lazım bize. Hadi çabuk. Abla. Hadi. Nerede bu ebe? Nerede? Teşekkürler. Kolay gelsin. Abi. Seher. Ne oluyor? Niye bırakmıyorlar seni hala? Planları bulamamışlar. Ne? Nasıl olur bu? Seher, sen dediğim yere koydun mu planları? Elbette abi. Nasıl soru bu? O halde nasıl bulamamışlar? Bilmiyorum. Çalışma odasında çekmeceye koydum. Hatta kolay bulabilsinler diye. O aptal hizmetçi Halide'ye söylemiş olmasın? Gülizar, hani mümkünatı yok. İyice gözünü korkuttun mu onu? Seher, iyi düşün. Başka birine söyledin mi? Serap. Serap mı? Ama böyle bir şey yapmış olamaz. Sen Serap'a mı söyledin? Allah kahretsin. Seher, nasıl böyle bir şey yaparsın? Cemşir, ben sana bir şey diyeceğim. Ha. Güllü üzülmesin diye ona bir şey söylemedim. Söylemeyeceğim de. Ama bana bir söz vereceksin. O kadını bir daha görmeyeceğiz. Çitliğe gideceğiz. Her şeyi unutacağız. Emi, bir daha o kadını görecek olursan. Yok Zehra. Sen artık hiç korkma. O kadını hiç görmeyeceğim. Hiç. Kimsin? Benim Asuman Hanım. Patronun Reşit. Ne oldu Reşit Efendi? Nasıl olduğunuz diye merak ettim Asuman Hanım. İyiyim, sağ olasın. Bu gece gelmediniz diye dükkan sinek avladı vallahi. Madem iyisin artık yarın bekliyorum. Boşuna bekleme Reşit Efendi. Gelmeyeceğim, bıraktım işi. Anlayamadım. Neyi anlayamadın Reşit Efendi? İşi bıraktım, gelmeyeceğim. Hayda. Canım öyle bıraktım demeyle iş bırakılır mı? Şaka ediyorsun Zahar. Şaka maka yok Reşit Efendi. Ben artık meyhanede çalışmayacağım. O defteri kapattım.
Sen de başının çaresine bak. Hadi selamet. Bu iş çocuk oyuncağı Masuman Hanım. Geleceksin işe, mecbursun. Yok ya. Sen mi mecbur edeceksin beni? Gelmezsem ne olacak? Bak Asuman Hanım, çok fena olur. Fena olur. Fena. Ben fena oldum olacağım kadar Reşit Efendi. Kimseden de korkum yok, hele senden hiç. Sen de başının çaresine bak, hadi. Soyka seni! Yumurtadan çıktın, kabuğunu beğenmiyorsun. Reşit'in meyhanesi sana mı kaldı? Aha bak şuraya yazıyorum. Sen gelip benim çok ayaklarıma kapanacaksın. Yalvaracaksın ama bundan kelli dükkandan içeri adımını atamayacaksın. Zaten sesinde bir benzemiyor. Ne halin varsa gör. Dansöz karı. Hanım kovdu beni. Gidecek yerim yok. İyi, bana ne bundan? Ne yapayım? Size yardım ettiğim için kovdu beni. Yardım edin bana. Ay, kusura bakma Gülizar. Bu saatte nereye giderim ben? Bari bir o akşamlık kalayım sizde. Hiç mi vicdan yok sizde? Ya ebemsin, biraz hızlı. Allah'ını seversen bak adı doğuracak ya. Geliyoruz işte. Ne bağırıyor? Ya Ramazan, görmüyor musun? Kadıncağız topal işte. Ya Bağız'e doğurdu diyorum. Bak topal diyor ya. Hadi. Tövbe tövbe. Geldin Bağız'e, geldin. Yürü, yürü. Bakıza, Bakıza kurban oldum. Ramazan. Kurban oldum, bebek nerede ki ne? Ay nerede olacak Ramazan? Karnımda. İyi misin Bakıza kızım? İyiyim Hacer abla, iyiyim. Ya sen gittikten sonra sence mi geçti Ramazan? E tabi seni koydan getirene kadar geciktik. Çocuğun da eve sıkıştı, geri gitti. Ay Ramazan. Ya kusura kalmayın, sizi de yordum ya. Ben biraz telaşlandım, biliyor musun? İyi. Buyurun, buyurun. Sağ olun ya. Hadi, hayırlı geceler. İyi geceler, sağ olun. En son taşıdım bunu. Nasıl yavaş yürüyor? Yazık ayağı herhalde şey. Halide planları sakladığımı sen mi söyledin Gülizar? Hı? Yok vallahi, ben hiçbir şey demedim. O halde nasıl oldu da jandarmalar planları bulamadılar ha? Bilmiyorum ki. Halide Hanım bana bir tek jandarmeleri oyala dedi, ben de onun dediğini yaptım. Ondan sonra jandarmeler çıktılar, biz bir şey bulamadık diye çekip gittiler. Sen bir şey yapmadın yani, öyle mi? Seher Hanım, vallahi bir şey söylemedim. Siz demediniz mi bana söylersin, seni de yanarsın diye? Serap geldi mi hiç çiftliğe? Geldi. Sabahından geldi. Birlikte yukarı odaya çıktılar. Bir vakit tartıştılar. Sonra aşağı indiler, çekip gittiler. Ha bir de Serap Hanım giderken Muzaffer Ali'yi de aldı, götürdü. Anlaşıldı. Oh. Ha,
Hanımım, seyahate mi çıkıyorsunuz? Hayır seyyarı bacı. Adana'dan gitmiyorum. Yalnızca çiftlikten gidiyorum. Ben bir şey anlamadım ama. Çiftliği Serap'a geri verdim. Oh güzel, Allah'ım sağ şükürler olsun, Serap Hanım dönüyormuş. Aman baba, hadi gidelim. Allah'ım. Gülle, Kemal geldi. Aa, Kemal. Aa, Kemal. Ne vakit tamir ettin sen bunu? Çiftliğe dönerken arabanla git istedim. Sabaha kadar uğraştım ama eskisinden iyi oldu. Eline sağlık. Sağ ol. Hayırdır? Biz gidiyoruz Pakize. Çiftliğe. Aa, Cemşir, çiftliğe mi gidiyorsun? Ha kurban. O zaman tenekeyi bana geri verirsin. Zaten zorla zulümle aldıydın. Babak doğru söylüyor Cemşir. Madem ki artık çiftliğe gidiyorsun, tenekeli mahalleyi bize bırak bari. Ya nalet olsun size. Sizden de mahalleden de bıktım. Sizin olsun. Duydun mu Reşit bana ne dedi? Gördünüz mü? Eğrenler. Duydunuz mu? Cemşir mahalleyi bana geri verdi. Bana da bıraktı. Ya sen ne bağırıyorsun benim kulağımın dibinde ya? Kulağımın zarını deldin. Ya iyi de dezem ne diyor ki ne bu işe? Teyzen çoktan hapsi boylamıştır. Buyur. Hapsi mi? Nasıl yani? Yakında duyarsın Ramazan. İyi, gidelim o vakit. Hadi. Hadi Pakize. Selametle. Komutanım sizi bekliyor. Buyurun efendim. Gerekli tutanak burada. Gel. İrfan Bey, sizi göndermeleri isabet olmuş. Siz beni çok iyi tanırsınız. Bu adamlara derdimi anlatmam mümkün olmadı. Üzerinizde ciddi bir itham var Ekrem Bey. Hakikatin bir an evvel ortaya çıkmasını ben de çok arzu ediyorum. Bu ithamlar yüzünden teşkilatın zor durumda kalmasını asla istemem. Teşkilatla ilişkiniz zaten kesildi Ekrem Bey. Sizi Ankara'ya götürmek için geldik. Akıbetinize Ankara'daki sorgudan sonra karar verilecek. Gülizar, çıkmadın mı sen daha? Şey, ben size kahvaltı hazırladıydım. Gördüm. Hayır, acelem var. Gülizar, bak ne yapmaya çalıştığımın farkındayım. Ama burada kalamazsın. Benim bir yardımcıya ihtiyacım yok. Hem zaten daha ne kadar burada kalacağım bilmiyorum. Anlıyorum. Hadi hazırlan, seni de çarşıya bırakayım. Acele et. Hadi Gülizar, acele et.
Hanımım. Seyyar abacının dediği doğru mu? Serap Hanım dönüyor çiftliğe. Açın şu kapıyı. Çiftliğe geri döndüm. Hadi davranın. Açın. Senin ne işin var burada? Sana sürpriz yapmak istedim. Sürpriz mi? Çoktan hapsi boylamış olman lazımdı. Gene ne dolaplar çevirdin Halide. Beni kandırmaya çalıştın öyle mi? Ama planların suya düştü. Seni şeytan. Nasıl kurtuldun söyle. Beni fazla hafife alıyorsun. Elbette şifreyi buldum. Planları da yok ettim. Yani sandığın gibi hapse girmeyeceğim. Bu attığın kazığı fena ödeyeceksin. Hiç şüphen olmasın. Defol. Hadi. Ha. Cemşir Efendi. Sana verdiğim paralar işine yaradı mı? Ha? Ne diyorsun sen? Ne parası? Aa, affedersiniz. Babanın seni sattığından haberin yoktu değil mi? Ne parası? Kemal'le sen İstanbul yolunda nasıl yakaladığımızı zannediyorsun? Seni de torununu da sattı. Hem de 50.000 liraya. Gerçi Cemşir Efendi çok bile aldı. Değil 50.000. Sizin topunuz 3 kuruş bile etmez. Söyledikleri doğru mu baba? Söylesene Cemşira. Ben yapmadım desene, iftira desene. Baba. Sattın mı bizi 50.000 liraya? O kadını gambazladın mı? Ali'nin alınacağını bile bile, Kemal'in hapse gireceğini bile bile bizi sattın mı baba? Ha? Söylesene. Bırak Kemal. Gambazladın mı bizi o kadını? Söyle. Yüzüme söyle erkeksen. Sattı mı seni kızım de? Söyle. Konuşsana. Neden yaptın? He? Neden? O kadın için yaptım. Ne kadını? Konuşsana Cemşir. Söylesene.
O kadın için kızımı, torunumu sattım deseye. Ne kadını ana, hangi kadın? Ha Suman. O kadının adı Asuman. O kadın babanı baştan çıkardı kızım. Beni günaha soktu. Neler söylüyorsun sen ana? Ben yokken onu eve bile sokmuş. Benim yatağımda bile uyumuşlar. Kemal. Allah senin belanı versin. Ne biçim insansın sen be? Ne biçim babasın, ne biçim kocasın? Seni affettiğim güne lanet olsun. Sana güvendiğim güne lanet olsun. Defol! Git buradan Cemşira. Bir daha da karşımıza çıkma. Hadi. Abi, nereye götürüyorlar seni? Abim nereye götürüyorsunuz? Seher Hanım lütfen. Tamam bir dakika izin verin lütfen konuşayım abimle. Lütfen. Abi ne oluyor? Merak etme Seher. Ankara'ya götürüyorlar. Sorgum orada devam edilecek. Ama çok uzun sürmez. Hayır. Seni bırakmayacaklar değil mi? Hı? Ne yapacaksınız abime? Abi ne yapacaklar sana? Seher, metanetli ol. Lütfen. Hepsi o kadın yüzünden, Halide yüzünden. Sana söyledim. O kadın senin felaketin olacak dedim. Dinlemedin beni. Bu kadar kâfi. Buyurun Ekrem Bey. Abi, abi ne olur bırakın abimi. Lütfen. Hoşça kal. Ana, niye sakladın bunca zamandır benden? Niye bir şey söylemedin? Zaten derdin başından aşkınmışım. Bir de benim için mi üzüleydin? Güllü, ben de gideyim artık. Bir şey olursa haber verin, tamam? Tamam. Kemal. Şu dava belli oldu mu, ne vakit? Oldu. Ne vakit? Neticelenmeden sana bir şey söylemeyeceğim. Hele bir kesinleşsin öyle söyleyeyim, tamam? Peki. Aşağı gelmen lazım Ramazan. Ya Hafız dur, kahve içiyorum ya. Sana da söyleyeyim dur. Çabuk gelmen lazım Erenler. Hafız niye kine? Ne oldu kine? İşçiler tuhaf davranıyor. Nasıl tuhaf davranıyor? Gel de kendi gör. Allah Allah. Bir kahve içirtmedin ha.
Ya hemşerim burada ne oluyor ya? Bir şey olduğu yok, çalışıyoruz. Ya güzel abim benim, bu nasıl bir dene bir çalışmak ya? Adam oradan oraya 3 günde gidiyor ya. Sizin hepinizin tahtası mı eksik kardeşim? Ne kadar para, o kadar iş. Bundan kendi böyle. Ya güzel ablacığım, geç etmeyin, ben size haftalıklarınızı ödemedim mi ya? Bize ödediğin 3 haftalık, 6 hafta borcunuz kaldı. Ya güzel abim, güzel ablam benim, bak bu yaptığınız greve giriyor ha. Acayip büyük suçtur ha bu. Grev iş durunca oluyor kurban. Biz işi durdurmadık, yavaşlattık. İyi de kurban oldum, bu yavaşlıkla bu iş bitmez ki ne? Siz haftalıkları tek mil ödeyinceye kadar bu böyle. Değil mi arkadaşlar? Kadın Nuh dedi, peygamber demedi ya. Sahneye çıkmam diyor. Bu Asuman Hanım olmazsa bizim dükkan batar Hacer. Bu vırriklerin hepsi o kadını dinlemeye geliyorlar. Haspam. Bir şeye de benzese bari. He. Ama işte mecbure. Ya. Benim bir şarkıcı bulmam lazım ama kim? Ya ben kimi bulayım Hacer ya? Reşit, ben söylerim. Hem benim o karıdan neyim eksik? Eksiğim yok, fazlam var. Ne olur, ben olayım şarkıcı. Git başımdan Hacer, olur mu öyle şey ya? Aa, neye olmasın ki? Dur, ben sana bir şarkı çığırayım. Bir dinle, ne olur, bir dinle. Abo. Adana köprü başı, Adana köprü başı. Otur Seyhan'a karşı. Nay nara nay 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 nay. 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 Nay nara nay nay. Tamam Hacer, tamam. Allah aşkına sus, Allah aşkına. Geç otur ya. Beğendin mi? Çok. Bayıldım. Çok beğendim. Peki o zaman. Ne zaman çıkaracaksın beni sahneye? Hacer. Tabii esasında benim senin gibi bülbül sesli bir kadını hemen bu akşam sahneye çıkarmam lazım da. Öyle değil işte. Bu kadar insanın önüne ben seni çıkarırsam olur mu ya? Sen benim nikahlı karımsın, rezil oluruz Hacer. Olmaz. Niye ama? Canım aması maması yok ya. Temin şurada şarkı söyledin işte, kulaklarım pat... Kulağım... Ama kulaklarımla böyle bir şey dediğini duymamış olayım bak. Olmaz. Üzülme. Sen geç bak hıyarını soy. Geç bak. Hadi bana hıyar soy. Hadi. Cemşir. Bir şey unuttu Zar. Hayırdır kurban? Niye geri döndün? Hanımım. Misafiriniz var.
Aslında Hale'yi görmeye gelmiştim. Meğer çiftliği geri almışsın. Evet Seher. Oğlumu da çiftliği de geri aldım. Bütün bunları nasıl geri aldın? Sorabilir miyim? Bu seni alakadar etmez. Evet, eder. Sen planlarımızı bozdun. Abimi götürdüler. Her şeyi mahvettin. Sen anlatmasaydın... şimdi abim yerine Halide tutuklanacaktı. Ben sana güvendim. Sana yardım ettim. Sen bunu nasıl yaparsın? Seher, ben sadece Halide'den istediklerimi aldım. Senin planını bozacak bir şey yapmadım. Halide'nin bütün kağıtları imzaladıktan sonra yine de jandarmaya yakalanmasıydı isteğim. Ama olmadı, planlar yolunda gitmedi. Halide planları jandarmadan önce buldu. Sen anlatmasaydın, abim şimdi hür olacaktı. O vakit anlatmasaydın Seher, hem Ekrem de o kadar suçsuz sayılmaz ya. Cemşir, canı sıkkın. Sen burada hem hangi yüzle geldin ki sen buraya? Merak etme. Ben de meraklı değilim sizin gibi hır kızların bulunduğu mahalleye gelmeye. Mecbur kalmasam gelmezdim. Senin Asuman'a canın sıkın değil mi? Asuman yok artık. Bu kadına ne oldu sahiden de ya? Artık meyhaneye de gelmiyor. Gelmiyor mu? He. Sahneye çıkmıyor. Yeni bir şarkıcı bulmazsam meyhane tekmil batacak kurban. Reşit Efendi, ben Cemşir Efendi'ye baktıydım. Oo, hoş gelmişsiniz Gülizar Hanım. Hangi rüzgar attı sizi mahallemize? Ben ev bakıyordum da, boş ev var mı acaba? Boş ev var tabii, olmaz mı? Yalnız siz onu artık Cemşir'e değil, bana soracaksınız. Çünkü Tenekeli Mahalle artık Cemşir'in değil. Buyurun, ben size göstereyim. Buyurun. Olacak şimdi? Ya ben ne bileyim, hafız mı olacak Allah'ın sen ya? Baksana şunlara, vicdansızlara ya. Kanı gibi çalışıyorlar kardeşim ya. Bu fabrikayla bir tek ben ilgileniyorum. Başka kimse yok yine. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Güllü Hanım'la Halide Hanım zaten birbirini yemekten meşgul. Bu iş böyle olmaz yine kardeş.
Ben gidip Gülü'yle konuşacağım, yemin ediyorum. Ha git konuş. Benden de bahset. Hafız, ben şimdi niye senden bahsediyorum kardeş, Allah'ın sen? Ya kabak Hafız uğraşmış de, ona rağmen işçiler bu kadar çalışıyormuş de. Tövbe estağfurullah. Ahmet, kardeş bir gel hele bir gel. O da yavaş geliyor. Ne var Ramazan? Ya kardeş, senin bu işlerin yaptığından haberin var mı? He, var. E de kardeş, sen de onlarla çalışıyorsun. Hiç oluyor mu bu böyle ya? Kusura bakma ama Ramazan, sizin yaptığınız olacak iş mi? Kaç haftadır paramızı vermiyorsunuz? Patronluk öyle gidip koltuğa konulmakla olmaz. Önce işçinin parasını vereceksiniz, sonra hesap soracaksınız. Gel Gülizar, gel. Aha da ev burası. Allah'ım, ne diyeceğim ben bu evde Reşit Efendi? Aa, buraya güzel bir boya badana atarız, mis gibi olur. Bu kapıyı da ben tamir ederim. Ne edeceğim ben şimdi? Şunu düştüğüm havlara bak. Resmen attan inip eşeğe biniyorum. Öküzü bağlasan durmaz burada. Durur canım. Öküz durur. Sen şu kirayı bana bir ver hele. Bütün param bu. İşim gücüm de yok. Merak etme Gülizar. Ben senin ne iş yapacağını gayet iyi biliyorum. ...sanatçımızı sunmaktan şeref duyuyorum. Değerli Adanalılar, bu sanatçı bizzati benim keşfim olup... ...ilk defa siz Berber Reşit'in meyhanesinin değerli müdavimleri... ...bu sanatçıyı dinleme şerefine nail olacaksınız. Asuman'a ne oldu? Biz o çıkacak diye gelmiştik. He ya, biz Asuman'ı istiyoruz. He, Asuman'ı istiyorsunuz. Asuman'ı istiyorsunuz ama... Asuman Hanım hasta. Hastalandı. Sesi çıkmıyor. Böyle şarkıyı karga gibi söylüyor. Değil mi? E bir de bu yeni sanatçımızı bir dinleyin bakalım. Sadece sesi Asuman'dan daha güzel olmakla kalmıyor. Aynı zamanda da yaşı Asuman'dan daha genç. Hadi bakalım hep beraber. Şimdi sahnelerimizde Adana'nın yeni bülbülü... Yeni kraliçemiz, sahnelerimizin yeni gülü, Gülizar Altınses! Gülizar, 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 hadi. Gülizar, ne bekliyorsun? Nasıl çıkayım öyle? Utanıyorum. Ya neyden utanıyorsun ya? Bak, ben seni bir kere daha anons edeceğim. Çık, tamam mı? Gülizar Altınses!
kızar. Söylemezsen var ya bu adamlar seni de beni de parçalar ha. Söyle kız. Adanalı kız, güzel Edalı kız. Adana çarşısında gezemiyorum yalınız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Adana çarşısında gezemiyorum yalınız. Rakı içen mi? Hasta kar sormur mu? Allah Cemşir ya. Getireyim. Cemşir. Ne istiyorsun? Sen misafirleri böyle mi karşılıyorsun? İnsan bir hoş geldin der. Paranızı almadınız mı? Düşün artık yakamdan. O herif kim? Hangi herif? Parayı getiren köpek. Köpek sana benzer, ağzını topla. Niye kızdın bu kadar? Ya oğlum mu yoksa? Sana ne? Hesap mı vereceğim? Bana bir şey der canım. Ama ağam duyarsa çok bozulur. O ağan artık bana karışamaz. Hesabımızı kestik. Her şey para değil Asuman Hanım. Biliyorsun. Ağam yanık sana. O ağan bana değil, kazandırdığın paraya yanık. Orasını ben bilmem. Ağam yakında hapisten çıkıyor. Seni de yanında istiyor. Öyle mi? Çok bekler. Ağam beklemeyi sevmez. Ben birkaç gün daha buralardayım. Sonra seni de alıp İstanbul'a götüreceğim. Ağam öyle buyurdu. Öyle mi? Ağan öyle buyurdu ha? O ağan bana buyuramaz. Ne yapacağıma karışamaz. Git ona söyle. Asuman hiçbir yere gelmiyor de. Anladın mı? O herif yüzünden mi böyle diyorsun? Neydi adı? Cemşir miydi? Onun adını ağzına anma. Bak hele bak. Asuman Hanım sevdalandı ha? Vallahi rüyamda görsem inanmam ha. Sana ne ulan? Evet öyle sevdalandım. Cemşir nerede? Ben de oradayım bundan sonra. O beni istesin istemesin. O ana da git aynen söyle bunu. Yürü. Demek öyle. Öyle. Gidiyor musun Cemşir? Ha, kaçıyorum. Keyfim yok. İstemez ya, aman. Adana köprü başı, Adana köprü başı. Otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim. Dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. Vur çapayı, çapayı, vur çapayı, çapayı. Cemşir yüzüne bakamıyor. Bakamaz tabii. Yaptığı yenilir, yutulur şeyler değil. Öyle ya. İnsan sebepsiz yere kızını, torununu kanmazlar mı hiç? Başına bağlamış, oyalı da ipek yazmayı, oyalı da ipek yazmayı. Kemal, Gülzar değil mi o? Aha. Pamuk içinde çiğit, pamuk içinde çiğit. Kemal. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk Reşit. Gelsin oturun, gelsin şu. Gelsin. Solmuş hem sararmış hem solmuş. Bir kız için bir yiğit, bir kız için bir yiğit. Vur çapayı, Reşit. He. Gülüzar'ın ne işi var burada? Ha ya. Bunu şimdi Halide kovmuş. Bu zavallıcıkta böyle açıkta kaldı. Yazıktır dedim, buraya aldım. Burada işte böyle şarkı söylüyor. Ya. He. Ama güzel söylüyor yani ha. Kurban,
Ben size bir servis açayım. He, rakı getir, rakı getir. Kemal, o vakit neyin şerefine içiyorum? Halide'den boşanmama. Esrah'tan mı? Esrah'tan boşanıyor mu? İnşallah boşanacağım. Mahkeme yarın sabah. Gülünün daha haberi yok. Sürpriz yapmayı düşünüyorum. Hadi vur o zaman be. Hadi. Şerefe. Çapayı, vur çapayı, çapayı, vur gazmayı, gazmayı. Hatırlatmanıza lüzum yok. Duruşmanın yarın olduğunu biliyorum. Elbette geleceğim. İyi geceler. Demek siz de biliyordunuz ha? Biliyorduk da diyemedik be Güllü. Geçer sandıydık. Hatta Ramazan gidip konuştuydu. Ama bana mısın demedi. Hala inanamıyorum. Babam bize bunu nasıl yapar? Ne demişler? Can çıkmadan huy çıkmazmış. Tabii ya. Bende kabahat. Niye inanıyorsun? İnsan değişir mi hiç? Allah Allah. Siz de değişir tabii canım. Niye değişmezsin ki ne? Vallahi ben değişenini hiç görmedim Ramazan. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ben neyim? Keser sapı mı? Ben nasıl değiştim? Hı? Hem de acayip bir değişim oldu bende. Seni sevdan değiştirdi beni, yemin ediyorum. Canım sen başkasın. Biz Cemşir Ağa'dan bahsediyoruz. Güllü kızım, çocuğun uykusu geldi. Ben yatırayım. Tamam ana. Ya heves biliyor musun bu Cemşir Ağa'nın yaptığı? Geçer. Vallahi ister geçsin ister geçmesin. Beni hiç alakadar etmiyor. Ne hali varsa görsün. Bir daha da ben ona güvenmem. Bu kapıdan içeri de sokmam. Baba falan da demem. Torunun da ancak ölüsü görür. Allah korusun. Allah Allah. Thank you.
Benim seninle konuşmam gereken başka bir mevzu var. Fabrikanın durumu felaket. İşçiler acayipler yani. Kağını gibiler biliyor musun? Grev mi yapıyorlar yani? Ya grev de değil mi, grev mi? Ne olduğu da belli değil biliyor musun? Bunlar yani acayipler, yavaşlar. Fabrikada 10 saat makinenin başında duruyorlarsa... yemin ediyorum sana bunun taş çatlasın bir saati çalışıyorlar. Adamlar haksız değil ama kardeşim, ne zamandır para alamıyorlar. Geçen de ne yaptım biliyor musun? Depoda ne kadar pamuk varsa traktöre yüklettim. Kalktım gittim kendim sattım. Bunların parasının bir kısmını ödedim. Ama bir kısmı halen duruyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yani herifler isyan etti edecek. Şimdi Dezen'le konuşacak diyeceğim. O zaten kafayı yemiş. Ona ne anlatacaksın ki ne? Ya bir şey yapmamız lazım bizim. Tamam Ramazan. En kısa vakitte halledeceğim. İyi de nasıl? Tarlalardan birini satarım. Onunla öderim işçilerin parasını. Hay aşağı. Doğru diyorsun. Merak etme. Yarın işçilere söyle. Paraları en kısa zamanda ödenecek. Tamam. Geçmiş olsun Kemal Bey. Bu mesele de sonunda kapandı. Teşekkür ederim Suat Bey. Sağ olun. Bakıyorum mutluluğunu saklama gereği duymuyorsun. Neden saklayayım? Evet. Senden ayrıldığım için mutluyum. Hem de çok mutluyum, tamam mı? Boşanmış olmamız benden kurtulduğun anlamına gelmez Kemal. Sen istesen de istemesen de ben senin hep hayatını bulacağım. Hayır halde. Asla olamayacaksın. Olacağım Kemal. Niye biliyor musun? Çünkü bizim bir geçmişimiz var. İnsanın geçmişi onu ölene dek bırakmaz. Ben de senin geçmişin. Hep hayatında kalacağım. Ölüm döşeğinde bütün söylediklerimi hatırlayacaksın. Beni hatırlayacaksın. İşte o zaman ne dediğimi anlayacaksın Kemal. Dayı bak hadi. Ne var lan? Ağam haber yolladı. Asuman'ın kalbi kimdeyse sök getir dedi. Ne diyorsun ulan sen? Güllü. Kemal. Nihayet geldin. Gel. Hmm.
pusulanı alır almaz koştum. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Bir sürpriz. Hadi kapa gözlerini. Açma sakın. Uzat kollarını hadi. Gözlerini sakın açma. Uzat, uzat. Aç şimdi. Kemal. Ne bu? Bak işte. Düğünümüzde bunu giyersin. Dava halloldu mu? Oldu. Artık hürüm. Benimle evlenir misin Güllü? Evet. Evlenirim Kemal.